Merhabalar, ben Köfte Köfte ve Kasa Efsun'un 58. bölümüne hoş geldiniz. Yandan bölüm sayısına baktım, evet. Peki bu bölümde ilk olarak şuraya ne yaptığımızı göstereceğim. Şunlar nedir diye soracak olursanız Iron Ore Gate'ler. Bunları şunu sıfırdan ayarlayıp öyle göstereceğim size. Bu arada şunlar da şunlar Red Pipe Wire, bir de Blue Pipe Wire var. Gördüğünüz gibi şöyle yerleştiriliyorlar. Ve şimdi bunu alalım. Eğer buradan Machine Has Work'ü seçiyoruz. Bunun anlamı bu makinede herhangi bir işlem yapılabilecek durumdaysa Red Pipe Signal ver. Bunlarda Red Pipe Signal varsa eğer Redstone sinyali verip motorları çalıştırıyor. Peki. Bütün motorlar çalışıyorken hemen bir test yapalım. Acaba çipleri ne kadar hızlı yapıyor? Şu anki hızımızı merak ettim. Motorların hepsi çalışsın. Kablo kaldırıyordur umarım. Bakalım şu an kaç EU alıyoruz? Daha sonra RF alıyoruz. ...970... Dur. Düşüyor sürekli. 950... Tam 950'de sabitlendi diyecektim. Gene düşmeye devam etti arkadaş. Sanırım kabloda problem var. Kablo yetersiz. Tabii bakalım. Nasıl yazılıyor tabii bilmiyorum. Pipe. Golden King's Pipe. Yo. Kaldırıp gayet rahat kaldırması lazım. Tamamdır. 12. Evet, bir tanesini bence gayet makul bir hızla yapıyor. Engine sayısını daha fazla arttırarak bunun gücünü arttırabiliriz fakat gerek yok. Çünkü çok fazla kullanmayacağız. Sadece biraz dursun diye var. Hani bir projemde işime yarayacak mı yaramayacak mı emin değilim ama kenarda dursun diye yaptım hazır. Bir de Obsidian üretimimiz varken. De. Redstone lamp ya da boş ver. Evet. Bunu da yaptığımıza göre şunlar da gelsin. Şunları şöyle koyalım ve unutmadan bir şey göstermem lazım orada. Tam portable hole'umuz var. Pipe'ları nasıl ayırdığımıza dikkat edin. Şunlar şöyle geliyor. Bunlar böyle geliyor ve burada bağlı değiller hiçbir şekilde. Burada da aynı şekilde. Bunun sebebi nedir diye soracak olursanız. Burada da aynı şekilde. Enerji loop yani döngü oluşturmasın diye. Yani şunun ikisini ortadan kaldırırsak burada bir çember çizecekler ve bu pipe için zararlı. Yani bu istemediğimiz bir şey. Sonuçları pek güzel olmuyor. Hatta pek değil, hiç güzel olmuyor. O yüzden de ondan kaçınıyoruz. Evet, basitçe bu arkadaşımız böyleydi. Bunun yanı sıra yaptığım başka bir şey olmaması lazım. Tabii en son bir hafta önce bölüm çektiğimi hesaba katarsak unutmuş olabilirim. Evet. Başka önemli bir şeyimiz yoktu o konuda. Ve şimdi girişmek istediğim bir arkadaş var. Applied Energistics. Gel bakalım. Molecular Assembler. Pardon, şöyle yapacaktım. Crafting Table yok. Bütün malzemeler arasında Crafting Table olmaması bayağı ilginç oldu tabii ki de. Tabii ki de şu arkadaşlar da... Ya tabii değil de istediğim. Tamamdır. 4 tane işimi görecektir. Ardından da interface'im var mı? Hayır yok. Interface o zaman. Emi interface burada. 5 tane. Makul. Zaten şu an sadece 4 aslında makul değil ama şimdi zaten bir başlangıç yapacağımız için buraya bir tank döşemeyeceğim. Buraya sadece bunları koyacağım. Burada ufak bir arkadaş grubu yapacağız. Bunun sebebi ise basitçe belirtmemiz gerekirse sen de gel, sen de gel. Buraya 3 tane daha gelecek. Tabii bunun anlamı daha fazla. Send. Mail send'im yok. Otomatik send üretimi de yapmam farz bir ara. Basic Macerator. Macerator'a niye sokuyorum? Class'ım varmış. O zaman interface. Ha doğru. 12 tane üretmiş. O zaman gelin. Tamamdır. Hatta range. Bir 8 daha işimi görür. Tamamdır. Neden steklenmiyorlar bilmiyorum. MBT data taşıdıkları için mi acaba? Ve colored cable. Daha sonra covered cable. Colored değil. Lütfen köfte. Ama tabii ki de color'da da ihtiyacım var. Smart cable'lar var. Black cable. Ve yellow cable. Daha kompakt yapılabilir o zaman. Şimdi sen gel, sen gel, sen gel. Tamamdır. Burası böyle. Ardından bir şey merak ediyorum. Bu şekilde beraber network'e bağlanabilirler mi yoksa bağlanamazlar mı? Hemen bunu test etmenin bir yolu var. Hayır, sen değilsin o yol. Ve Pure to Pure Tunnel. Bana bir tane daha lazımsın. Teşekkürler. Ve Memory Loss. Tabii ki de Q'ya basıyorum. Çünkü ben köfteyim. Gel bakalım şöyle. Successfully saved. Ardından H'den çıkalım. Ve fasat. Bunu da unutmayalım. Fasat. Tamamdır. Şimdi. Buradan sen gel. Yanlış şekilde tıkladım ama olsun. Tamamdır. Bu iş görür diye düşünüyorum. Ardından sen de bir gel. Eğer bu işe yararsa bu şekilde kullanacağım. Ardından Pattern Terminal. Evet. Neredeyse hiçbirine sahip değilmişiz. O zaman Pattern Terminal. Tamam, aldı. Ardından da Fasat. Tamamdır. Şimdi bana blank pattern lazım. Peki bu blank pattern'a ne yazacağız? Tabii de blank pattern. Evet. Şuradan bir tane daha kablo lazım. Bir tane de Smart Cable getireyim şuraya. Kaç tane kanal kullanılıyor onu görmek istiyorum. Smart Cable. Ardından Dense Cable. Flux. Smart Cable ve Dense Cable. Daha iki kanal kullanılıyor sadece. Yani şunlar kanal kullanmıyor. O zaman yay! Bulanık görüş. Tamamdır. Şimdi eğer buraya gelip Pattern diye aratırsak bir şey craft edemeyiz. Çünkü crafting CPU'muz yok. Crafting unit. Evet. Zibilyon tane farklı crafting'imiz yok. Üç. Tamamdır. Şimdi basit bir crafting için bunu kullanabiliriz. Ve seni nereye dizelim? Şuraya dizelim. Tamamdır. Aslında şunu geri dönüştürmenin bir yolu var mı? Yok. Bu dursun kenarda. Ben bunu başka zaman başka bir şekilde kullanırım. Storage Monitor. Evet. Dalga mı geçiyorsun benimle? Steam mi yok? Wooden plank. Wooden plank'im yokmuş, o ayrı mevzu. Tam Steam var artık. Evet. Level Emitter var. Ardından sen gel. Sonra sen şöyle gel. Aferin. Aferin. Ben şöyle gel, sen şöyle gel. Tamamdır. Bu harika. Ardından gene iki tane daha peer to peer tunnel lazım bana. RF değil, MI. İkisi de aynı şey fakat bana cable lazım. Fasadım var mı? Var. O da tam ihtiyacım olan sayıda fasadım var. O zaman bu da şöyle gelsin. Hatta direkt tunnel'ı şöyle yerleştirelim ve memory'yi yükle. Teşekkürler. Geri kalanı Dense Cable. Tamamdır, oldu bence. Bu arada bir şey yapmak istiyorum. Tamam. Cable Anchor. Bu zaten kanal aktarmıyor. Şunları geri alalım. Ardından şurada bir tanesini Smart Cable yapacağım. Tamamdır. Her daim bir tane Smart Cable lazım. Sen kanal kullanmıyor musun sen? Evet. İlginç. Ardından bize Pattern. diyelim. Certus Quartz. Ve sendimizde yok. 2 3 4 Neyse, daha düzgün bir recipe kullanalım. Ondan bir şeyler yapabiliriz. Bu hafta kafayı yemeden önce. Ne yapabiliriz ilk önce? Ki zaten glass'ımız da var. Ne yapabiliriz? Başlangıç resipisi olarak mesela redstone torch'u öğretebilirim. Şimdi de zaten pattern. Evet, bu arada CPU seçecek şöyle ve gördüğünüz gibi yaptı. Ben bakamadan bile yaptı. Crafting Terminal gel. Ardından neydin sen? Pattern'lar. Pattern gel. Teşekkürler. $30 tane sand. Uf. 2 tane daha lazım bana ya. Onları da bir alayım. Teşekkürler. Uf. Şimdi. Şurayı açıp bana bir stack Charge Certus Quartz vermesini beklerim. Bu arada şunu neden yaptık diye soracak olursanız, bu arkadaşların çalışması için şunlara ihtiyaç var. Daha doğrusu otomatik craftinglerin kuyruğa alınabilmesi için bunlara ihtiyaç var. Evet, bir tane kanal kullanıyormuş. Yani kısacası bunları şu an kullanabiliyoruz aslında. Nasıl diyeyim? Tabii bir adet wood ver. Abi wood ver sana. Tamam. Bugün iğrenç espri modundayım. Demin Isaac videosu çekiyordum. Orada çok daha iğrençleri var bu arada. Merak ediyorsanız eğer, ki edeceğinizi sanmıyorum. Akıl başında olan birinin etmemesi de lazım. Ah. Gazetenin saçmalıklarında geçtiğimize göre otomatik çıkış yapmıyor muydun? Evet, yapmıyormuşsun. Evet, wood plank'imiz yokmuş. Tamamdır. Şimdi sen gel şöyle. Mesela ben bunların hepsini chest'e çevirmek istiyorum. Şöyle bir... buna pattern koymak gerekiyor. Doğru. Mesela otomatik chest crafting'i için pattern'ı oluşturalım. Değil aradığım şey. Sen hangi modunsun? Merak ettim seni. Extra Trees, tamam. Evet. Chest crafting'i için Unnatural Hunger. Teşekkürler. Seni istemiyorum. Evet. Mesela. Şunu şöyle koyup buna gördüğünüz gibi bu şekilde koyabiliyoruz ve otomatik crafting yapıyor kendisi. Bu şekilde. Evet. Ve ardından da şunları da şöyle koyalım. Hayır, sen oraya gelmeyeceksin. Sen buraya geleceksin. Tamamdır. Ve şöyle. Pattern'ları bunlara koyuyorum. Bu arada tam olarak 8 kanal. Pardon, 6 kanal kullanıyor. 8 kanal kullanıyor. Evet, tamam. Tam olarak bütün kanalları çalıştırıyoruz şu an. Şimdi bunlar fazla özür dilerim. Woodlar gelsin. Evet şimdi chest. Craft diyelim. Ha. Woodlar eksik gelecek. Ama ben gene de 16 chest'imi istiyorum. O yüzden şunları bekleyeceğim. Hatta bir kısmını elle çevireceğim. Verimsizlik. Yay. Evet. Ne yaparsın? Ardından 16 chest. Sen otomatik ol, zaten bir tane var. Ve gördüğünüz gibi şurada craft edildiğini görüyoruz. Peki bu üniteler tam olarak ne işe yarıyor? Crafting diyelim. Şu crafting ünitesi hiçbir işe yaramıyor. Ancak bunu makineye bağlayabiliyorsunuz. O da nedir diye soracak olursanız bunun belli bir şekle girmesi lazım. Bu bir multiblok. Yani bir küp, daha doğrusu küp değil de bir dikdörtgen prizma şeklinde, dörtgen prizma şeklinde olması lazım. Yani kısacası şu bloğu sildiğiniz takdirde bu 3 blokla falan olmayacak gibi düşünün. Tamamen arayı tamamlamak için ucuz bir alternatif olarak bunu kullanabiliyorsunuz. Crafting Co-processor Unit saniye başı, dersi o. Tik başınaydı galiba, yoksa saniye başına ne? Evet, saniye başına 3 işlem yapılabiliyor normalde. Saniye başına 3 işlem daha ekliyor bu arkadaş. Şu Crafting Storage ise kuyruktaki crafting işlemlerine, yani karmaşık işlemlerde daha büyük storage'lara ihtiyaç duyacaksınız. Yani aslında benim en kısa zamanda bunu upgrade etmem gerekecek. Yani kısacası şöyle, mesela 4 adım grafik makinelerini şuna craft edemem. Yani bu arkadaşa craft edemem. Şu lazım bence gibi düşünün. Ayrıca birden fazla crafting işini aynı anda yaptırdığınız takdirde bu gene olur. Birden fazla co-prosesör, crafting prosesör koyabiliyorsunuz bu arada. Hepsi aynı anda başka bir iş yapabiliyor. Şu Crafting Monitor ise o esnada bu makinenin ne yaptığını gösteriyor. Ya da daha doğrusu kuyruğunda ne olduğunu gösteriyor. Evet. Basitçe Applied Energistics'in auto crafting'i bu şekilde. İzlediğiniz için teşekkürler diyeceğim. Ancak o esnada yapmam gereken başka bir şeyi unuttum. Evet. Birkaç recipe'yi girmem lazım hemen. Evet ve geri geldim ve şunu hemencecik bir craft edelim. Ve bu alet bize gereken bir alet tamamen. Nedir diye soracak olursanız tamamen network'ümüzün ne kullandığını, neler yaptığını, HD'sünü, neler içerdiğini gösteriyor. Evet, bunu yaptık ve o zaman ne? Gene mi? Evet. Sanırım bir şeyler cidden bize kafayı takmış durumda. Sürekli bir yerlerde bir geri sayım görüyoruz. Ancak bu ikiyi sevdim. Burada kalabilir azıcık. Tamam. Bu iki burada kalacak. Kırmayacağım bunu. Sen kal burada. Evet. Bu bölümde otomatik craft işine girdik. İzlediğiniz için teşekkürler. Köftesi köftenin günler. İyi eğlenceler.